Merhaba arkadaşlar. Bugün şişe analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Bu arada analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listeme alır analizini yaparım. Sıfırdan borsa grafik analizi eğitim seti için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum. Endeksin durumuna hemen bakalım. Endekste arkadaşlar kırılmaması gereken bir desteğimiz vardı. 5300'lü seviyeleri takip ediyorduk. Bu yaklaşık EMA21'e denk geliyordu. EMA21 kırıldıktan sonra şu an takip etmemiz gereken seviye ilk etapta EMA50 ortalaması. Bu yaklaşık 5136 seviyelerinde bulunuyor. Yani yarın bu seviyeye kadar geri çekilip EMA50'den tepki alma ihtimali olabilir. Bunu bir göz önünde bulundurmamız gerekiyor öncelikle. Ama burası da kırılırsa bir sonraki yatay desteğimiz yaklaşık 5050 seviyesinde. 5050 seviyesini takip etmek gerekir. 5050'nin de altına kırarsa o zaman risk başlar. Çünkü bir sonraki EMA100 desteğimiz yaklaşık 4800 seviyelerinde. Yani makas açılmış oluyor. Ben daha önceki analizlerimde 5320'lerden bahsediyordum. Bu seviye kırılırsa kısa vadeliler stop olmalı diyordum. Zaten bu seviye kırıldı bugün. Stop olanlar olmuştur diye düşünüyorum. Ama hala stop olamayanlar için EMA50 ortalamasını takip etmek gerekir. 5136'dan tepki alırsa pozitif ama burayı da kırarsa 5050'yi dediğim gibi takip edeceğiz. Haftalıkta baktığımızda arkadaşlar haftalıkta Fisher pozitifte. Yani şu an Fisher indikatörünü görüyorsunuz. Pozitif kesişmiş. MACD'de bir negatiflik var. Acaba bu 5050 üzerinden düzeltmesini yapıp ya da en kötü ihtimalle şu majör trendimize kadar deyip şu şekilde hemen çizeyim. Buraya kadar temas edip yani 4500'lere kadar inip trend desteği üzerinde kalıp yola devam edebilir miyiz diye bir düşünce geldi aklıma. Eğer böyle bir senaryo olursa tabii 4500'lere kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Ama yine orta vadeli haftalıkta baktığımızda bu majör trend üzerinde kalmamız pozitif olur. Yani bu trend bizim ana destek noktamız olarak her zaman kalacak. Bunun takibini yapacağız. Şimdi hemen şişenin durumuna bakalım. Şişe cam bugün 46 TL'li fiyatlardan yaklaşık 745 bin not alım yaptı. Şirketlerin bu pay geri alımı pozitiftir. Özellikle düşüşlerin olduğu günlerde şirkete olan güveni artırır diyebiliriz. Şimdi şişeye baktığımızda kırılmaması gereken bir destek vardı. Bu destek seviyesi yaklaşık olarak destek bölgemiz 46.80, 46.70'ler. Burayı kırdı ama ortalamalara baktığımızda şu an EMA21 üzerinde kaldığını görüyoruz. Biraz daha yakınlaşıp bakalım. EMA21 desteğimiz 46.30'larda. 46.30'un altında kapanış yaparsa şişeyi mutlaka stoplamak lazım. Çünkü şurada gördüğünüz gibi MACD'de de negatif kesişim var. Fisher'da da negatif kesişim var. Bu ortalama desteği kırılırsa 44'lere kadar geri çekilme yaşanabilir. Bu yüzden 46.30 şişe için çok önemlidir. Şöyle grafiğe biraz da uzun vadeli baktığımızda, geniş perspektifte baktığımızda 2022'nin Mart ayında yani geçen yıl bugünlerde şişenin fiyatı 11 liralardaydı. 11 liralardan 49-50'lere kadar tırmandı. Yani bir yılda güzel bir prim yaptı. Yaklaşık olarak %324'lük bir prim yaptı. Bu prim böyle güçlü kağıtlar için gayet iyidir. 3 kat. Bu yüzden bunun orta vadeli bir düzeltmesi olabilir. Bu sebeple EMA21 kırılımında 46-30'un altında dikkatli olursanız sizin yararınız olur arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.